Pencere tollarını tam olarak nasıl kapatılacağını hala bilmeyen değerli kullanıcılar, tüketiciler var. Bu konuda size yardımcı olmak istiyorum. Bu konu gerçekten çok önemli. Bu konuda hatalı kullanım oluyor ve daha sonra çok külfetli, maliyetli tamiratlar ortaya çıkıyor. Ben bu konuda yardımcı olmayı düşünüyorum. Çift açılımlar noktasında özellikle hatalı kullanım oluyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Çift açılım, normal açılım. Bunu konulara mutlaka dikkat edin. Şimdi hemen başlayalım. Gelen enerji. Şimdi bakın. Bu çift açılım. Yani bu çift açılımı yanda açmak istediğinizde bu kol kesinlikle şöyle açılı olmamalı. Yine şöyle olmamalı. Bu konular çok önemli. Tam olarak yatay olmalı. Şu şekilde. Yani bu eğer bu durum düzgün bir açılır varsa, düzgün bir kanat varsa doğru bir şekilde kapatılmalı. Yani şu şekilde kapattığınızda yine kol her zaman gibi şöyle bırakılmamalı. Tam olarak bükülmeli. Özellikle yaz aylarında yapılan hataların en büyüğü nedir? Kol böyle tam olarak kapanmasına gerek yok mantığı bilinçaltımızda oluşmuştur. Bundan dolayı kol şu şekilde kalır ve güneşin etkisiyle bu doğramalar çalışma yapar ve kışın soğuk havalarda da doğramalar kapanmak bilmez. Yani kesinlikle kapatırken şöyle bırakmayın. Yine dediğim gibi açarken şu şekilde üstten açacağınızda da kanat şu şekilde kapanacak ve şu şekilde tam dikey pozisyonda olmalı. Hem üstten açacağınızda hem üstten kapatacağınızda bu şekilde olmalı. Konu gerçekten çok önemli. Bakın. Yani kapatırken özellikle şu hata çok yapılıyor. Kol şöyle oluyor. Bu konu çok böyle yapılan bir hata. Bu konuya mutlaka dikkat edin. Bakın. Şimdi yine üstten açıldı. Şu durumdayken kesinlikle ve kesinlikle şu şekilde kolu bükmeyin. Eğer böyle bükerseniz bu ne yapar? Şuradaki duvarın merkezi veya ortada olursa bu açılır. Sabit camları, kanatları bozar. Yani zarar verir ve çok büyük tamiratlara sebep verir. Eğer böyle bir hata yaparsanız ne yapacaksınız? Her zaman için kolu yukarıya kaldırın. Çok önemli. Ondan sonra sağ üst köşeden, çift açılımınız sol açılımsa sol üst köşeden ileriye iten ve kolu çevirin. Bir önemli hususta ne var? Buralar hep böyle kalem arka çift açılım. Kalem arka çift açılımlarda da bir üstlerinde bunların segment oluyor. Bu konuda da kalem arka çift açılımda yaşanılan sorun nasıl giderilir diye YouTube'da videom var. Ona bakın mutlaka. O video sizlere yardımcı olacak. Evet, çift açılımı anladık. Yani açılacağında, çift açılım açılacağında üstten şu şekilde açılacak. Yani kol şöyle olmamalı, çok önemli. Kapatırken özellikle hata çok yapılıyor ve üstteki sekmanın dönmesine sebep oluyor ve sıkıntılar oluşuyor. Şu şekilde açtık. Kapatacağımızda yine şu şekilde. Ve şuna çok önemli bir husus. Özellikle büyük açılırlar, yani açılır nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bu açılır 1.85 boyunda, genişliği yine 75 santim. Yani oldukça büyük bir açılır. Bu açılırlar açıp kapatırken çift açılımlarda mutlaka iki elinizle açıp kapatın. Neden? Rüzgar yükü, en küçük bir rüzgar yükü şu şekilde kapattığınızda şöyle çevirdiğinizde iteklemezseniz burası ne olur? Şöyle bir durum olur. Yine ne oldu? Ne altı tuttu, ne üstü tuttu. Bu da ciddi derecede tamirata sebep olur ve usta bulursunuz, bulamazsınız veya maliyetli olur. Onlar da ciddi sıkıntılara sebep olur. Bunlara mutlaka dikkat edin. Çift açılımı anlattık. Çift açılım bu şekilde tam olarak kol kapatılmalı. Buna mutlaka dikkat edin. Evet, geçiyoruz normal açılıma. Normal açılımda da çok bir fark yok. Normal açılımda bildiğiniz gibi kol üstte kalkmaz. Normal açılımda da her zaman söylüyorum. Yani şu şekilde açılıp kapanma gibi durumlar oluyor. Böyle bir durumda açılırlar, karşılıklara, eksantriklerin değmesi gibi sorunlar olabilir. Yani kol tam yatay olmalı. Bunlara çok dikkat edin. Bu söylediklerimiz her zaman için
nizami açılıp kapanan ayarlar yapılmış doğramalar için. Yani bozuk pendiren açıları olmaz tabii ki. Yani düzgün olmaz. Bizim çift açılımlar noktasında videolarımız var, ayar videolarımız var. Öyle başkalarına bakıp da böyle amaç izlenme olan videolara aldanmayın. Biz tam bu işlerin profesyoneliyiz. Bu gördüğünüz yerlerin tamirlerini, bakımlarını tamamen ben yapıyorum. Yani bizim sorumluluğumuzda. Biz EGP'nin ekonomik, Konya yetkili servisiyiz. Bildiğiniz gibi bu işlerde uzmanız. Tam bizim tavsiyelerimize uyun lütfen. Bizim tavsiyelerimiz önemlidir. Yani değerli kullanıcılar, şunu her zaman için söylüyorum, pencere işi ayrı bir iştir, tamirat işi ayrı bir iştir. Bu kesinlikle böyledir. Bunu sadece ben değil, müşterilerim de diyor. Yani pencere ustaları, pencere montajcıları, pencere imalatçıları geliyorlar, yüzeysel, benim YouTube'da gösterdiğim videoları yapıyorlar, tamiratları yapıyorlar. Ama sizin gibi tamirat yapamıyorlar diyorlar. Konu gerçekten böyle. Pencere tamirat işi ayrı bir olaydır, pencere montaj işi ayrı bir olaydır. Kesinlikle böyledir. Bunu sadece ben değil, müşterilerim de söylüyor. Konuda bizlere güvenin. Başka da anlatacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Siz değerli pencere kullanıcılarına evlerinizde yazın, sizlerin kışın sıcak ve mutlu günler diliyoruz. İyi günler.